Maydanım'ın, Mayda Türemiş annenin, bir annenin çocuğu vardı orada. Aylarca, haftalarca Almanya'da oturma eylemleri yaptı ve PKK terör örgütü tarafından kaçırılan kızım bana geri verilsin diye mücadelesini sürdü. Ve Maydanım'ın o çığlığını Avrupa'daki yaşayan diğer Kürtler, Kürt sivil toplum örgütleri, düşünürler, yazarlar ve şairler de artık anladı. Ve onlar da sesimizi yükseltiyoruz diye PKK'ya bir isyan bildirisi yayınladılar. İsyan bildirisi yayınladılar ve dediler ki aşağıda imzası bulunan aydın, yazar, kanaat önderleri ve Kürt kamuoyunda görev yapan bizler. Yani kendilerini tanımlamışlar. Ve diyorlar ki PKK'nın hain, otoriter tavır, zihniyet ve uygulamalarına karşı sesimizi daha da yükseltmeyi, yeter artık diye haykırmayı görev sayıyoruz demişler. Peki neye karşı çıkıyorlar? Diyorlar ki bu düşünür, aydın ve yazarlar diyor ki PKK terör örgütü diyor. Bizim çocuklarımızı kaçırıyor, silahlandırıyor, tüneller kazıyor ve Kürt halkının yaşadığı şehirleri savaş alanlarına çeviriyor, harabe ediyor ve Kürt sivil halkı da kalkan olarak kullanıyor diyor. Ve böylesine muhteşem bir cümlelerle bu bildiri kaleme alınmış ve ismi geçen, şu an ekranda da yansıyan 36 isim Avrupa'nın, var. evet, Avrupa'nın önde gelen şair, romancı, oyuncu, yazar, araştırmacı ve sivil toplum örgütleri de Mayda annenin dediği gibi yeter artık diyor. Yani evlatlarımıza dokunmayın, evlatlarımızı bize verin diyor. Tunç, biliyorsun bu olayın bir örneği de nerede vardı? Diyarbakır annelerinde Evet, vardı. evet. Diyarbakır anneleri de Hatta tam, yanlış hatırlamıyorsam Maidanede Diyarbakır annelerini ziyaret tabii, etmiştik. ortak bir tavır, ortak bir ses. Annenin çığlığı. Anneler diyor ki ya evladımızı bize verin diyor. Yani bizim evladımızı diyor silahlandırıp daha çıkarmayın diyor. Ve bizi, evladımızı sizden geri istiyoruz diyor. Diyarbakır anneleri bunu nereden istiyor? Diyarbakır HDP binasının önünden 3 Eylül 2019 tarihinden itibaren Tunç, yaz, kış, gece, gündüz demeden orada bıkmadan, usanmadan Diyarbakır anneleri o binanın önüne oturup evlatlarımızı verin eylemleri yapıyorlar. Evet. Hemen Almanya'ya dönelim. Erhan Mert Türk, hemen detayları alalım. Bu bildiri Almanya'da nasıl bir etki uyandırdı? Şimdi bu bildiri hem Kürt kamuoyuna hem de Avrupalı hükümetlere yönelik konuş. Bunu söyleyelim. Avrupa'da, Almanya'da PKK yasaklı terör örgütleri listesinde. Ancak dernek çatısı altında faaliyetler yürüttüğünü biliyoruz. Tabii ki bayrağını gösteremiyor. Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını göstermek yasak. Bunlar yasaklı semboller içerisinde ama burada ciddi faaliyet içerisinde olduğu ve birçok PKK'lının iltica başvurusunda bulunarak Almanya'ya geldiği, örgütün önemli liderlerinin burada olduğunu biliyoruz. Bunlar bilinen gerçekler. İşte bununla daha fazla mücadele edilmesi gerektiği ve örgütle artık daha aktif savaşılması gerektiğini bu bildiride okuyoruz. Avrupalı liderlere, hükümetlere sesleniliyor bu bildiride ve PKK'nın içinde bulunduğu eylemler Avrupa ile özdeşleşebilecek durumda değildir diyor. Aynı şu ifade kullanılıyor Tunç. Yürürlükte olan Avrupa değerlerine, ilkelerine ve demokrasi standartlarına aykırı tutum içerisindedir bu örgüt. Terör örgütü. Evet. Hem Almanya'dan dediğimiz gibi ciddi bir maddi kaynak olarak burayı görüyor hem de insan kaynağı olarak son dönemde gördüğünü biliyoruz. Avrupa'da birçok genci daha kandırıp daha götürdüklerini biliyoruz. Tüm bunlar bildiride yer alıyor. Altını çizerek söylemek lazım. Burada Kürt önderlerin, biraz önce söyledik, bunlar gerçekten burada yazarlar var içerisinde, aktivistler var, şairler var. İçerisinde televizyonda çalışanların olduğunu görüyoruz ve bunların içerisinde müzisyenler olduğunu görüyoruz. Sanatçılar var, gazeteciler var. Tüm bunların birleşerek böyle bir bildiriye imza atması ve Avrupa hükümetlerine seslenerek artık siz de uyanın, biz yeter diyoruz. Siz de daha aktif mücadele verin demiş olması gerçekten önemli. Avrupalı hükümetler, liderler bu bildiriye kulak asacaklar mı? Daha aktif mi bir mücadele olacak mı? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz ama şunu da belirtmekte fayda var izleyenlerimize anlatmak açısından. 80'li 90'lı yıllarda Almanya'da PKK çok daha aktifti. Hem haraç toplama hem yasa dışı işler konusunda. Bu son dönemde biraz geriye düşmüştü. En azından görünen kısım buydu. Ama bildiriyi okuduğumuzda önümüzdeki dönem giderek maddi gücü azalan ya da kaynakları azalan PKK'nın kendini Avrupa'ya daha aktif olarak, daha doğrusu burayı insan kaynağı ve para kaynağı olarak
görmeye başladığının tekrardan bu bildiride altı çiziliyor. Bu açıdan baktığımızda önemli. Peki Erhan, bu Almanya sınırları içerisinde yer alan bu bildiri diğer Avrupa ülkelerine de sıçrayacak düzeyde etki gösterir mi? Bununla ilgili herhangi bir girişim var mı? Bu bir emsal olur mu? Mesela Belçika'da böyle bir bildiri yayın. Bu bildiri ya da buna benzer bildiriler Belçika içinde yaşayan entelektüel kesim içinde bir anlam ifade eder mi? Dalga dalga yayılır mı? Özetle bunu sormaya çalışıyorum. Şimdi biliyorsun Avrupa Birliği ile ilgili haberler yaparken sürekli söylediğimiz bir ifade Almanya lokomotif ülkedir diye. Yani Almanya o treni nereye çekerse o tren oraya gider. Bu tür olaylarda da aynı. Eğer Almanya bir karar alırsa, Almanya bir politik rota belirlerse diğer birçok ülkenin de bunu takip edeceğini söyleyebiliriz. Yani küçük ülkelerin, Avrupa Birliği içerisinde yer alan ülkelerin bu konudaki siyasi tutumu biraz farklı olabilir ama Almanya'nın izleyeceği politika, rota Avrupa Birliği'nin ana politikasını belirleyecek güçtedir. Bunu söyleyelim. Ama tabii ki PKK'lıların daha çok aktif olduğu, 3,5 milyon Türk nüfusunun olduğu Almanya bu konuda ana politikayı belirlemesi gerekiyor. Evet, Fransa'da da aktifler, İspanya'da da varlar ama esas ana üs olarak, esas aktif derneklerinin bulunduğu, çalışmalarını yürüttükleri yer burası Almanya. O yüzden Almanya'nın politikası da belirleyici olacaktır. Onu da söylemekte fayda var. Maide Hanım, hemen sizinle de devam edelim. Bu arada tabii ki bu 5 yıldır devam eden mücadeleniz belki biraz geç de olsa anladığımız kadarıyla ses getirmeye başladı. Sağır olan kulaklar bunu duymaya, görmeyen gözler görmeye başladı diye yorumladım ben. Ne dersiniz, neler düşünüyorsunuz süreçle ilgili? Ya evet, ben de aynı düşüncelerdeyim. En nihayet insanların düşüncesini, insanların bakış açısını değiştirebildim yani. Çünkü çocuklarımız gerçekten ziyan oluyor. Çocuklarımızın burada çok parlak, özellikle Avrupa'da çok parlak gelecekleri var. Çocuklarımızın önce gelecekleri, sonra bedenleri çalınıyor. Buna biz Kürt anneler, babalar, biz karşı çıkıyoruz. Çocuklar yeter mi artık diyoruz. Çocuklarımızın PKK ya da PKK gibi örgütlerin maşası olmasını istemiyoruz. Çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler istiyoruz. Kesinlikle ben bu mücadeleyi çocuğum gelene kadar ben bu mücadeleyi hep vereceğim. Hiçbir zaman durmayacağım. Zaten yakında bir şeyde interview'da, yani bir şeyde interview'un Türkçesini unuttum. Bir Amerikan gazetesiyle de olacak, yani bir Amerikan gazetecisi de ilgileniyor bu konuyla ilgili. O da medyaya getirecek, Amerikan medyasına. Zaten yılanın başı Amerika'da, onu herkes de iyi biliyor zaten. Evet. Ben sesimin duyurulması için ne gerekiyorsa yapacağım. Çünkü ben çocuğumu hiç kimseye kurban vermiyorum. Vermek istemiyorum. Vermeyeceğim. Bunun için ne gerekiyorsa ben yapacağım yani. Bana hangi imkanlar sunulursa, hangi kapı açılırsa o kapıdan içeri gireceğim. Maide Hanım, bildiğim kadarıyla bir Alman televizyon kanalı sizin referansınızda bir belgesel hazırladı. Bu belgeselle ilgili içeriği de bizimle paylaşırsanız, hangi kanaldır, ne zaman yayınlanacaktır, beklentiniz nedir bu belgeselle? Çoktan yayınlandı. Öyle ayın mi? 20'sinde yayınlandı, 20 Ağustos'ta yayınlandı. Arte televizyonu hem Almanya hem Fransa kanalı. Bayağı da bir yankı uyandırdı. PKK'ların çok da tepkisini topladı. Belki benim gibi, sizin gibi bu belgesel olmamış gibi gözükebilir. Ama PKK'lar açısından bayağı bir acı tablo oldu. Çünkü PKK'lar çok aşırı tepki gösterdiler. Ve bu artık kanalı şimdiye kadar PKK'nın hep böyle güzellemesini yapıyordu. Ama şimdi ilk defa bir takım gerçekler gösterince hepsinin kuyruğu yanmaya başladı. Hepsi ciyak ciyak bağırmaya başladı. İşte çekimi yapan yok faşist Türk, yok Kemalist Türk, yok bilmem şeyler çok şey yapıyor. Bu drone neydi Türkçesi?
Hani tehdit ediliyor. Bu kanalı çeken, bu filmi çeken çok küfürler, hakaretler yiyor. Demek ki bu demektir ki, yani düşünün, o da benim bu, yani benim sesim tam istediğim gibi çıkmadı. Şöyle çıkmadı. Ben isterdim ki geniş bir şey, bana daha geniş bir zaman verilsin. Tabii ki imkansız da öyle, yani ben hani imkanı yok da, ama isterdim daha çok imkanım olsun. Buradaki çocukların nasıl kandırılıp, nasıl beyinlerin yıkanıp, nasıl götürüldüğünü, bunu ince ince detaylı bir şekilde anlatmak isterdim ki PKK'nın bizim için ne kadar büyük bir tehlikenin, ne kadar tehlike ve çocuklarımız için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu anlatmak isterdim. Ama o imkan olmadı maalesef. Hani o kadar, yeter kadar zaman yok. Çünkü herkesin, burada herkesin düşüncesinin ortaya koyması lazımdı. Belgesel dediğiniz öyle oluyor zaten. Evet. İsterseniz de istemeseniz de karşı tarafın da düşüncesini ortaya koyuyorlar. Sizin de düşüncenizi ortaya koyuyorlar. Ama olsun, yani yeter kadar zaman olmamış olabilir. Ama çok ses getirdi, ben bunu biliyorum. Daha da devamı gelecek umarım. Mayda Hanım, siz onurlu bir mücadele veriyorsunuz. Tehditlere, tehlikeye hiç aldırış etmeden evladınızın peşindesiniz. Evladınızı terör örgütten istiyorsunuz. Sizin bu onurlu mücadeleniz Avrupa'da yaşayan diğer Kürt annelere örnek oldu mu? Sizden esinlenip çocuğunun peşine düşenler var mı? Size bakış açıları nasıl oradaki yaşayan annelerin? Keşke... İnşallah bundan sonra örnek olurum, ama şu anda kendimi örnek teşkil etmiş gibi görmüyorum. Yani ben öyle görmüyorum. Çünkü benimle beraber, yani ben burada birçok aileyle tanıştım. Benim durumumda olan, bunların içerisinde Alman da var yalnız. Hepsi Türk değil. Hepsi Kürt de değil. Bunların içerisinde Alman da var. Ben onlara ulaştım. Gelin bu mücadeleyi beraber verelim dedim. Hayır dediler. Sen o kadar eylem yaptın da ne oldu? Biz ne yapsak da ne olacak? Belki böylelikle, yani şimdi şöyle, PKK'nın şöyle bir şey var. Siz eğer sesinizi duyurursanız, çok ses çıkartırsanız, çocuğunuzun bir daha yüzünü göremezsiniz. PKK aileleri böyle tehdit ediyor. Şimdi aileler şöyle zannediyor. Bir de ailelerin çoğunu daha çalışmalarda kullanıyorlar. Yani çocuklarını daha göndermişler. Çocuklarını da kullanıyorlar ki hani... Şöyle, siz diyor ne kadar bu olayın içinde olursanız, çocuğunuz görecek ki siz de bu olayın içindesiniz. Çocuğunuzun gelme olasılığı daha yüksek. Aileleri böyle kandırıyorlar. Yani hem çocuklarını çalıyorlar, hem de aileleri çalıyorlar. Yani bir tek çocuklar yetmemiş gibi aileler de çalınıyor. Ailelerin beyni de uyuşmuş yani. İnanıyorlar onların söylediklerine. Çünkü aynı teklif bana da geldi. Evet, yani aileleri bile buna kanıyorsa çocukların kalmaması, değil mi? Değil mi? Yani olmuş. Ama şöyle, ben Mayda Hanım'ın yine de öyle diyor, ama ben örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bildiri yani Avrupa'da yaşayan Kürt düşünür, yazar, çizer, sanatçı ve sivil toplum örgütlerinin bu bildirisi ve bu bildiriye imza atan insanlar cesaret örneği göstermişler. Ve muazzam bir durum tespiti yapmışlar aslında Tunç. Yani diyor ki... PKK'nın Avrupa yasalarını kullanarak suç faaliyetlerinde bulunduğunu belirtiyorlar ve diyorlar ki Avrupa Birliği ile ABD'de terör örgütü listesinde yer alan PKK bu ülkelerde hala serbesttir. Örgüt bu ülkelerde kendilerine karşı çıkan, katılmayan ve eleştirenlere ihanet, iftira ve itibar zedeleme yoluyla, Mayda Hanım'ın söylediği gibi aynı tespiti de bu bildiride de yapmışlar. Siyasi tasfiye ve fiziksel saldırı, suikast girişim yoluyla hedef almaktadır diyor. Yani Maydan'ın dediği doğru, bir tehdit de var. Evet. Kaçırma, suikast, baskı, darp, şiddet ve her türlü tehdidi kullanıyor PKK terör örgütü. Bu önemli, ama imzacılar demiş ki hesap günü gelecek diye bir başlık açmışlar bildiriye de. Yani bir o anlamda da, Kürt kökenli vatandaşlarımızın Avrupa'daki isyanı. Aynen, PKK isyanı. Avrupa'da yaşayan Kürtlerin PKK isyanı. Artık diyor ki çocuklarımızdan elini çek diyor ey PKK. Ben şunu söyleyeyim Tunç. Gerçekten Avrupa'da yaşayan Kürt halkını aslında burada uyarmak gerekiyor. Uyarmak istiyorum işin açıkçası. Şöyle, biraz önce Erhan da çok güzel bir tespitte bulundu. Çok doğru tespitte bulundu Erhan. Şimdi önceden PKK
elini kolunu sallaya sallaya Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden insan kaynağı temin edebiliyordu. Çok rahat ediyordu. Ve hatta yayla şenlikleri adı altında bir takım faaliyet yürütüyordu. Ve oradan istediği kadar insan kaynağı temin edebiliyordu. Artık edemiyor. Çünkü artık terörle mücadele o kadar etkili ki, mesela geçen yıl sadece PKK terör örgütüne Türkiye'den katılanların sayısı 40'ı 50'yi geçmiyor. Ve daha önce muazzam bir uyuşturucu kaçakçılık ve kaçakçılıkla ilgili faaliyet yürütüyordu. Fakat biz sınırımızın hemen altında ve üstünde muazzam ve sınır, biliyorsunuz, yüksek duvarlarla sınırlarımızı çepeçevre biz koruma altına aldık. Evet. Artı İHA ve SİHA'larla bütün sınır hatlarından kuş uçurtulmuyor. Peki kaçakçılık olamayınca, uyuşturucu kaçakçılığı olamayınca PKK'nın iki numaralı önemli ihtiyacı olan şey para, finansmana ihtiyacı artık buradan sağlayamıyor. İnsan kaynaklarını sağlayamıyor, para ve finansmanı sağlayamıyor. Peki PKK nereden finansman sağlayacak ve nereden insan kaynağı sağlayacak? İşte burada iki tane alternatif çıkıyor PKK'ya. Bir kısmını Suriye'den, otorite boşluğu oluşan Suriye'deki belli coğrafi yerlerden insan kaynağı sağlayabilir. Oradan, ama orası da yetmiyor. Onlar da diyor ki bizim de diyor kendi terör örgütümüz var diyor. Biz de diyor yine PKK'nın bir kolu olarak faaliyet ediyor diyor. Bizim de diyor insan kaynaklarına ihtiyacımız var diyor. Ve şu an Avrupa'da yaşayan Kürt anne ve babalar, dikkat demek istiyorum. Dikkat, neden? Çünkü PKK terör örgütünün en çok para, finans, haraç ve en çok insan kaynağını sağlayacağı yer artık Avrupa ülkeleri. Eskiden Avrupa ülkelerinden sadece belli oranda finans sağlasam yeter diyordu. Sempatizan varsa, gelmek isteyenler varsa onları da diyordu kırsala götürün diyordu, ama şu an durum öyle değil. Artık daha da sertleşti. Çünkü PKK'nın insan kaynağına ihtiyacı var. Türkiye'den artık o insan kaynağını eskisi gibi kolay kolay sağlayamıyorlar. Ve dolayısıyla PKK gözünü Avrupa ülkelerindeki Kürt vatandaşlara ve Suriye'deki otorite boşluğunda yaşayan yine Kürt vatandaşlarının çocuklarına çevirdi. Peki Erhan, Almanya'daki medya bu PKK meselesine nasıl bakıyor? Yani annelerin, Maide annenin mesela sesi, hani bildiğimiz isim olduğu için söyledik. Bunlar hiç basında, medyada yer alıyor mu? Oradaki reaksiyon nedir? Maide anne de bunu onaylayabilir. Gerçekten Alman medyası bazen görmezden geliyor birçok şeyi. Onlar için zaten PKK'lılar özgürlük savaşçısı. Yıllardır bu böyle. Terörist ifadesi kullanılmıyor. Şunun altını çizerek söyleyelim. Almanya'da, Avrupa'da bir liste var. Terör örgütü listesi. Ve PKK o örgüt listesinin içerisinde. Ama onlarla ilgili haberler yapılırken bu çok fazla dillendirilmiyor. Yani teröristler denilmiyor. Milisler deniliyor. Özgürlük savaşçıları ifadesi kullanılıyor. Aslında medyanın burada tek yönlü ve Türkiye'nin istemediği bir yön diyebileceğimiz daha farklı ve taraflı bir bakışı olduğunu söyleyebiliriz. Ama yavaş yavaş burada da değişim olduğunu söylüyor. Maidane'nin söylemiş olduğu Arte televizyon kanalı, kendisi de ifade etti, genelde bu çizgiyi benimseyen bir televizyondu. Onun Maidane'yle röportaj yapmış olması büyük bir değişimdir. Normalde bu tarafın sesini çok fazla dillendirmeyen, görmeyen bir medyadan bahsediyoruz. Bu mesela çok basit, Ağrı'da bundan yıllar önce, zannedersem 10-12 yıl olacak, PKK fark etmeden iki Alman vatandaşını kaçırdı. Daha sonra Alman medyasında Tunç biz ilk defa PKK'yı terörist olarak ifadelendirdiklerini gördük. Yani uçları kendilerine dokunmadığı müddetçe onlar oradaki özgürlük savaşçıları. Hı hı. Ama eğer ucu kendilerine dokunursa o zaman işte daha farklı bir boyutta görebiliyorlar. Alman ancak medyası, Alman medyası bu bildiri, Erhan, Alman medyası terör örgütünün tehdidi altında mı? Onu mu anlamalıyız buradan, yoksa başka bir alışveriş mi var? Alman hiçbir zaman PKK'nın Almanya'yı, Alman kurumlarını, Alman polisini ya da herhangi bir teşkilatı karşısına alma gibi bir lüksü yoktu. Eğer bu şekilde bir tavır sergilerse önemli bir alanını kaybedecek, önemli bir araziyi kaybedecek. O yüzden hiçbir şekilde PKK'lıların Alman kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, medyasıyla ya da polisle karşı karşıya geldiğini görmedik. Çok nadir, münferit olaylar dışarısında. Evet. Çünkü ciddi bir şekilde mesela siz iltica başvurusunda bulunursanız Almanya'ya, eğer PKK bağlantınız varsa ya da Türkiye beni takip ediyor derseniz o iltica başvurusunun onaylanma ihtimali çok yüksek. Bunu biliyoruz. Bu gizli saklı bir olay değil. Ama şunu da söylemek lazım. Maide annenin çocuğu gibi birçok çocuk, bu sadece Kürtler için geçerli değil, Türk çocukları için de geçerli. Diasporadaysan Tunç,
Nihat Bey de biraz önce söyledi. Burası senin için bir insan kaynağı olma ihtimali çok yüksek. Çünkü insanlar özlem duyuyorlar. Onların farklı özlemleri olabilir. Türk çocuklarının da Türkiye'ye yönelik özlemleri olabilir. Ve bu tür örgütler bu özlemleri kötü amaçlı kullanabilirler. Onlar da bunun çok fazla bilincinde. Buradaki gençlerin o duygularını, o milli özlemlerini kullanabilme imkanlarını şu anda değerlendiriyorlar. Ve buradan da dediğimiz gibi Türk, Kürt, Alman çocuklarını kandırarak daha götürme ihtimalleri daha da arttı. Ve buna da işte bu bildiri dikkat çekiyor. Hem Kürt kamuoyuna sesleniyor hem de Avrupalı hükümetlere sesleniyor. Daha aktif mücadele edin diye. Evet. Erhan, bu bildiride dikkat çekici bir cümle var aslında. Onu da sana sormak istiyorum, merak ediyorum. PKK'nın PKK diyor, Avrupa yasalarını kullanarak suç faaliyetlerinde bulunuyor diyor. Avrupa yasaları uygun mu yani bu suç faaliyetlerini PKK'nın rahatça sergilemesi için? Orada bir yasal boşluk mu var? Neyden bahsediyorlar bunlar? Aslında Nihat Bey, bunu bayağı geniş, hem ilkelerinize aykırı demişler, hem değerlerinize, hem demokrasinize, hem buradaki standartlarınıza aykırı. Nedir? Avrupa'da mümkünatı var mı silahlı bir terör örgütünün dağlara çıkıp Avrupalı gençleri kaçırması ve silahlı mücadele vermesi, silahlı bir terör örgütü olması, oluşması? Böyle bir şey Avrupa'da yok ve zaten mümkün de değil. Bavyera eyaleti mesela, çok spesifik bir örnek vereceğim. Bavyera eyaleti kendini Almanya'dan daha farklı görür. Daha tarzı da başkadır. Eyalet sistemi olduğu için, yani Bavyera mesela kalkıp ben Almanya'dan kopacağım diye silahlanabilir mi? Ya da orada bir örgüt bunu yapabilir mi? Buna Avrupa, Almanya izin vermez. Buranın ilkeleri, buranın standartları, demokrasisi başkadır. Eğer mücadele verecekseniz, silahsız bir mücadele veriyorsanız Avrupa standartları içerisinde bu mümkün. Ama elinize silah alıyorsanız, çocukları kandırıyorsanız ve bu şiddete varan bir boyuta oluşuyorsa, işte o zaman Avrupa'nın kırmızı çizgisi. O yüzden Avrupa'nın ilkelerine aykırı, uyuşturucu da aykırı, buradan çocukları çalmak da aykırı. Yasa dışı eylemler başlığı altında ne anlıyorsanız onların hepsi bu bildiride yer almış ve hükümetlere de artık mücadele edin. Tamam, hani siz bazı konularda görmezden geliyorsunuz, bazı konularda ses çıkartmıyorsunuz ama Türkiye bu konuda muzdarip ve bu sefer ilk defa böyle bir bildiride de çok sayıda Kürt aktivist, dediğimiz gibi sanatçı, bilinen isim, yazar, şair bunun altına imza atmış. Maydanen'in söylediği gibi o imzayı atmak, Nihat Bey, o kadar kolay değil. Yani karşınıza kimleri alacağınızı bilerek bu imzayı atıyorsunuz. O yüzden bu bildiriyi incelerken bu detayı da göz önünden kaçırmamak lazım. Mayda Hanım, bu arada 36 ismin bu bildiriye imza atması son derece kıymetli ve PKK ile olan mücadeleniz, ailelerin mücadelesi yeniden bir ivme kazandı diye düşünüyorum. Şimdi bu rüzgarı da bir kez daha arkanıza alarak önümüzdeki günlerde Diyarbakır anneleriyle yeniden buluşmak, yeniden bir eylem yapma niyetiniz var mı? İnşallah. Ben bütün imkanları değerlendirmek istiyorum. Ben aslında büyük bir eylem burada başlatmak istiyorum. Diyarbakır'da çok, burada Almanya'da başlatmak istiyorum. Bu imzayı atanlar bana destekte bulunurlarsa çok sevinirim. Şimdi Avrupa medyası, benim kızım ilk gittiği zaman bütün medyalara, ben hem yayan gittim medya kuruluşlarının oraya kadar. Yok, bize e-mail yazacaksınız dediler. E-mail yazdık. Politikacılara uğraştım, ulaştım. Benim çalmadık Avrupa'da. Çalmadık. Hiçbir kapım kalmadı. İster PKK'ların kapısı olsun, PKK ile bağlantısı olan insanların kapıları olsun, ister politikacıların kapıları olsun, bütün kapıları zorladım. Zaten Almanya medyası, yani diğer medyalar bilmiyorum ama Almanya medyası zaten Siyonistlerin medyası. Yani bağımsız bir medya değil yani. Bağımsız gibi gözüküyor olabilir ama bağımsız değil. Ve ben onlara ben çok yalvardım, durumumu belirttim. Ben yani en azından bir haber yaparlar diye düşündüm. Üç maymunu oynadılar. Herkes ama üç maymunu oynadı. Yeri geldiği zaman eylem yapacak kimse bulamıyordum. Pankartın bir tanesini lastik götürüyordum. Pankartın bir tarafını direğe bağlıyordum. Diğer tarafını da ben tutuyordum. Ta ki ben kanser olup da kanser mücadelesi bu defa başlayınca
Ben eylemlere ara vermek zorunda kaldım. Ama yoksa da ben kesinlikle, ben aha bu arada çok da, alo? Dinliyoruz sizi, buyurun. Ha, dinliyor musunuz? Evet. Bu arada ben çok da tehdit aldım. Ben PKK listesindeyim şu anda. Ama hiç önemli değil. Korkunun ecele faydası yok. Zaten buradaki ailelerin çoğu korkuyor. Korkunun ecele faydası yok. Eğer bir insan şöyle mantıklı düşünecek olursan, eğer öleceksen, bugün yarın öleceksen PKK'nın kurşunuyla değil de bir araba çarpar, kalp krizinden gidersin. Ama öyle veya böyle insanın ölüm şeyi dolduysa, vadesi dolduysa ölür. O yüzden ölüm korkusu yaşamayınız. Yaşasınlar istemiyorum. Aileler korkmasınlar. Korkuyu arkalarına alsınlar, korkuyu önlerine almasınlar. Korkuyu önlerine alırlarsa hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir konuda başarılı olamazlar. Peki. Maide Hanım, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Umarım en kısa zamanda kızınıza kavuşursunuz. Tüm anneler için bunu diliyorum. Erhan, sana da çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sevgili Nihat Ulu da teşekkürler. İyi yayınlar. Kolay gelsin.